Merhaba arkadaşlar hepinize merhaba Ehliyet Ebruca kanalına hoş geldiniz Bugün sizlerle 51 tane sınav sorusu çözeceğiz Açıklamalı ve detaylı gideceğiz Bazı sorularımız görselli olacak Bazı sorularımız da şöyle kısa videolu şeklinde olacak Elimden geldikçe en pratik yönden anlatmaya çalışacağım Yeni gelen arkadaşlarım yeni yayınladığımdan geriye doğru soru videolarını mutlaka çözmeye çalışsınlar Ve sınav tarihine kadar da yayınlayacaklarımı asla kaçırmayın Bu şekilde sınavda benzer birebir soru yakalarsınız diyorum Arkadaşlar tebrik ediyorum. Hadi hemen sorulara başlıyorum. Havada bulunan oksijen ile kandaki bulunan karbondioksitin yer değiştirmesi işlemi vücudumuzdaki hangi sistem sayesinde gerçekleşir? Sinir sistemi, sindirim sistemi, solunum sistemi, iskelet sistemi. Doğru cevabımız C şıkı, solunum sistemi olacaktır. Bakın vücuda gerekli olan gaz alışverişi görevini yaparak hücre ve dokuların oksijenlenmesini sağlar, değil mi? Oksijensizle en dayanıksız organ beyinde en fazla 5 dakika dayanabiliyordu. Şimdi bir sistem sorusu daha çözelim. İlk yardımcının insan vücudu yapısı ve işleyişi konusunda bazı temel kavramları bilmesi yapacağı müdahalelerde bilinçli olmasını kolaylaştırır. Buna göre kalp, kan damarları ve kan vücudumuzdaki hangi sistemi oluşturan yapılardandır? Bakın orada anahtar kelimelerimiz var. Dolaşım sistemi, hareket sistemi, sindirim sistemi, solunum sistemi. Doğru cevabımız A şıkkı dolaşım sistemi olacaktır. Bakın kalp, kan damarları ve kan. Bunlar bizim anahtar kelimemizi gördük. Hemen dolaşım sistemi dedik. Dolaşım sistemi vücut dokularının oksijen, besin, hormon, bağışıklık ve benzeri elemanların taşıyarak yeniden geriyi toplayan sistemdi değil mi? Merkezi kalpte arkadaşlar. Kalp Göğüs bölgesinde bulunuyordu. Dolaşım sistemi tüm vücutta faaliyet gösteriyordu. Bakın bu söylediklerim sınav sorusudur. Yani vücudun tamamında faaliyet gösteriyordu. Orada e, hareket sistemi var. Neydi? Bakın kemikler, kaslar, eklemlerden oluşuyordu değil mi arkadaşlar? Sindirim sistemi var. Ne diyorduk? Hani çok yedim sindiremedim. E, midem şişti diyorduk değil mi? Neydi merkezi sindirim sisteminin? Mideydi. Sınavda da şu şekilde geliyordu. İnsan vücudunda ağız, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsakların yer aldığı Sistemde arkadaşlar. Daha sonra solunum sistemi var ki biraz önce söylemiştik. Bu video bittikten sonra sizden isteğim ilk yoruma iki tane insan vücudu ile alakalı soru linki bırakacağım. Bu video bittikten sonra o iki linki tıklayın oradaki soruları bir bakın olur mu arkadaşlar? Şimdi bu soruyu nasıl sorarlar? Yani bu tarz soruları nasıl sorarlar? Birazdan bakacağız. Şekilde soru işaretiyle gösterilen ve motorun çalışması için ilk hareketi sağlayan parça hangisidir? Alternatör, fan motoru, marş motoru, silecek motoru. Doğru cevabımız C şıkı marş motoru olacaktır. Bir bu şekilde görsel olarak sorabiliyor. Bazen de sadece tanım olarak soruyor. Yani motorun çalışması için ilk hareketi sağlayan parça hangisidir diyor. Şıkları veriyor. Bizim cevabımız yine marş motoru olacaktır. Şimdi dedik bir bu şekilde soruyor. Bir de bu şekilde. Yani sizlere yine bu görseli veriyorlar arkadaşlar. Ve cevabı istiyorlar. Sol taraftan başlayalım. Motora ya nereden koyulur der. Yine bu görseli verir. Supap külbütörü kapağından koyulur dersiniz. Yani o şıkı işaretlersiniz. Ama bazen... E, bu görseli vermeden de sorabiliyor. Motora ya nereden koyulur diye. Daha sonra motorun çalışması için ilk hareketi sağlayan parça marş motoru demiştik. Sağ taraftayım. Motorda yanma sonucu oluşan gazların dışarı atılmasını sağlayan parça neydi? Egzoz manifolduydu. Yine egzoz manifoldunu bu şekilde görsel olarak sorabiliyorlardı veya sadece tanım olarak sorabiliyorlardı. Köprücük kemiği kırıkları tespitinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır? Üçgen sargı, tel atel, tahta atel, ince rulo sargı. Doğru cevabımız. A şakı, üçgen sargı kullanılıyordu değil mi köprücük kemiklerinde yani hemen şöyle gösterelim bakın kırmızı şeklinde gördüğünüz bizim köprücük kemiğimizdir. Yıldızladım ve dedim ki Göğüs, kaburga kemiği, köprücük ve kol kırıklarında yaralı oturuş veya yarı oturuş pozisyonu alınıyordu. Çünkü diyordu ki sınavlarda kaburga kemiği olanlar işte veya kol kırıklarında hangi pozisyon verilir diye soruyordu. Bu yüzden oraya yıldızladım ve ekledim. köprü Köprücük kemiği kırıkları omuz bölgesinden tespit ediliyordu. Yani üçgen sargı bezi kullanılır olarak tespit ediliyordu. Yine omuz kelimesini unutmayalım arkadaşlarım ki sınav soruları var. 5'teyim. Sinyal verildiğinde gösterge panelindeki sinyal lambası ikaz ışığı çok sık yanıp sönüyorsa sebebi hangisi olabilir? Geri vites lambalarından biri yanmıyordur. Sinyal lambalarından biri yanmıyordur. Fren lambalarından biri yanmıyordur. Far lambalarından biri yanmıyordur. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Sinyal lambalarından biri yanmıyordu arkadaşlar. Hani geri vites fren ya da far lambaları değil. Bakın ne sık sık yanıp sönüyor. Şu an ekranda da görüyorsunuz değil mi? Sinyal lambaları çok sık yanıp yanıp sönüyor. İşte o zaman tamam. Yani sıkıntı sinyalde. Sinyal lambalarından biri yanmıyordur. Geldik altıya. Bu arada videoyu beğenmeyi lütfen unutmayalım. Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin geç işaretidir. Dikkatli bakalım. Doğru cevabımız. A şıkkı olacaktır geceliğin geç işareti anlamında B şıkkı nedir bakın e, sol kolunu böyle aşağı doğru indirip kaldırıyor trafik görevlisi yani yavaşla diyor e, Biz birine yavaşla derken de aynı şey yaparız aslında değil mi Hani şöyle yavaşla yavaşla der gibi C şıkkı dönüş işaretidir arkadaşlar bakın sanki trafik görevlisi Dönüyormuş gibi değil mi dönüş işareti olduğunu bildiriyor D şıkkı ise Geceleyin dur işareti anlamındaydı Geldik yediye. Bölünmüş karayolunda meydana gelen trafik kazasında aşağıdakilerden hangisi asli kusurlu sayılır? Şimdi e, ya bu videoda toplamda 3 tane asli kusur sorusu çözeceğiz. Bir bakalım. En soldaki şeridi sürekli işgal etmek, öndeki aracı arkadan çarpmak, aracın cinsine ve teknik yapısına uygun olmayan hızla gitmek, takip mesafesine uymamak. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Asli kusur neydi? Hata ve kusur arıyorduk değil mi? Öndeki araca arkadan çarpmak asli kusurdur. Ama şöyle aşağı inelim. Bakın buraya iyice bir öğrenelim. İki tane daha soru çözeceğiz. Hem de nasıl soruluyor onu görmüş ol olursunuz. Bakın taşıt giremez işareti buna yola girmek değil mi? Geçme yasa olan yerlerden geçmek. Bakın bir hata bildiriyor. Bir kusur bildiriyor. Tek yönlü yola ters yönden girmek. Karşı şeride girmek bölünmüş yola diğer şeride geçmek, öndeki aracı arkadan çarpmak değil mi? Biz bu şekilde işaretlemiştik biraz önce. Dönüş manevralarını yanlış yapmak, kavşaklarda geçiş hakkı kurallarına uymamak, dar yollarda geçiş önceliğine uymamak, kırmızı ışıkta geçmek, polis işaretlerine uymamak, park etmede veya duraklamada gerekli tedbirleri almamak bunlar asli kusurlu sayılan haller ekran görüntüsü mutlaka alalım. Aşağıdakilerden hangisi araca binmeden önce yapılması gereken kontrollerdendir? Aynı ayarları, yakıt seviyesi, araç lastikleri, koltuk ayarları. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. bakın araca binmeden önce yani biz aracın dışındayız şu anda değil mi? Aynı ayarı, yakıt seviyesi ya de, koltuk ayarı. Bunlar araca bindikten sonra, araca binmeden önce araç lastiklerini kontrol ediyorduk arkadaşlar. Kavrama debriyaj sistemi aracın neresinde bulunur? Krank mili ile volan arasında, vites kutusu ile şaft arasında, motor ile vites kutusu arasında, diferansiyel ile tekerlekler arasında. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktı. Bir önceki soru çözümde miydi? Şimdi tam hatırlayamadım ama ya da bir önceki miydi? Yine böyle bir kavrama debriyaj sorusu çözmüştük. Ve ben orada açıklamalarda demiştim ki bakın nerede olduğunu sorarlar. Motor ile vites kutusu arasına yer alıyordu. Kavrama debriyajdan bahsediyoruz. Vites değiştirme imkanı sağlayan aktarma organıydı arkadaşlar. Motorun hareketini vites kutusuna iletir ya da keserdi. Bakın iletir ve keser kelimelerini lütfen unutmayın. Ar Aracımız hareket halindeyken biz Sürekli böyle yarım debriyaj yaparsak ne oluyordu? Debriyaj balatasının aşınmasına sebep oluyorduk arkadaşlar. Debriyaj bilyasının pardon debriyaj bilyasının sık sık bozulmasına sebep oluyorduk arkadaşlar. Geldik diğerine. Yukarıdakilerden hangileri kişide alkole bağlı olarak gelişmektedir? Merkezi sinir sisteminde uyuşturucu etki, beyindeki frenleme ve karar verme yeteneğinin bozulması, alkol miktarının artması ile doğru orantılı olarak duyarlılığın artması. Şıklar: 1 2 1 3 2 3 1 2 3. Doğru cevabımız A olacaktı arkadaşlar. Bakın e, merkezli sinir sisteminde uyuşturucu etki yapıyordu değil mi? Beyindeki frenleme ve karar verme yeteneğinin bozulmasına neden oluyordu. Üçü eledik çünkü diyor ki alkol miktarı arttıkça diyor duyarlılık da artar diyor. Olur mu öyle şey? Alkol miktarı arttıkça duyarlılık azalacaktır arkadaşlar ve bu da bir kaza sebebidir. Alkol e, belirli durumlarda tepki verme, karar alma ya da hızlı reaksiyon gösterme becerilerini etkileyerek beynin işlevini yavaşlatır başlatıyordu ve dediğim gibi merkezi sinir sisteminde mutlaka ama mutlaka etkiliyordu. Geldik 11'e araç lastiklerinin yetersiz şişirilmesi aşağıdakilerden hangisine neden olur? Radyatör peteklerinin tıkanmasına, şarj lambasının yanmasına, yakıt tüketiminin artmasına, el freninin arızalanmasına. Doğru cevabımız. C şıkkı olacaktı. Bakın araç lastikleri yetersiz şişirilmiş. Yani yeterli miktarda şişirin, şişirilmemiş. E, bu da ne oluyordu? Yakıt tüketimin artmasına neden oluyordu. Yani bakın lastiklerden bahsediyoruz arkadaşlar. Hani radyatör peteklerin tıkanması niye neden olsun? Şarj lambası yine onunla bir alakası yok. Ya da el freni ile yine alakası yok değil mi? E, bizim cevabımız C şıkkı. Hadi birkaç bir şey daha söyleyelim ve diyelim ki aracın lastiklerimiz ne zaman kontrol ediyorduk? Araca bineceğimiz zaman kontrol ediyorduk. Öyle Haftada bir falan değil arkadaşlar araca bineceğimiz zaman kontrol ediyorduk lastiklerin hava basıncı dengesizse diyordu sınavlarda veya farklıysa ne oluyordu bakın araç bir tarafa çekiyordu şimdi biz e, lastikleri çok şişirdik nasıl aşınır orta kısımdan aşınır e, lastikleri az şişirdik nereden aşınır kenar kısımlardan aşınır arkadaşlar. Şimdi aracın direksiyonu eğer zor dönüyorsa bakın çeviriyoruz ama direksiyonu zor dönüyor. İşte o zaman da lastik hava basınçları tavsiye edilen derden azdır diyoruz yine sınavda. 12 Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında hangi tür taşıtların öndeki araçla olan takip mesafesi 50 metreden az olmamalıdır? Otomobil, motosiklet, tehlikeli madde taşıyan taşıt, lastik tekerlekli traktör. Doğru cevabımız. C olacaktır. Tehlikeli madde taşıyan taşıt. Şimdi e, birkaç bir şey söyleyelim. Tehlikeli madde taşıyan araçlar arızalandığına. Bakın aracı arızalanmış. Ne olacak? Ne yapacağız? Biz kırmızı ışık veren cihazlarla işaretleyip gözcü bulunduracağız ki bu da sınav sorusuydu. Tehlikeli madde taşıyan araçların hızlarına gelirsek. Yerleşim yeri içerisindeki hızı 30. Yerleşim yeri dışında şeyler arası çift yönlü karayolunda 50. Bölünmüş yolda 60. Otoyolda da 70 şeklindeydi. Bazen e, bu soruları bazen bu her soruları da bekliyorduk arkadaşlar sınavlardaki ve karşımıza çıkıyordu. Tehlikeli madde taşıyan taşıt için e, ve yine tehlikeli madde taşıyan araçlar boş olarak seyrederken kendi sınıflarındaki araçlar için belirlenen hızla gitmeliydiler. Daha sonra yangın söndürme cihazı aracın neresinde bulunuyordu arkadaşlar? Sürücünün kolayca kullanabileceği bir yerde yani şöyle e, hani kolayca görülebilen ve erişilmesi kolay olan bir yerde bulundurulmalıydı. Tehlikeli madde taşıyan araçlar ile alakalı yine sınav soruları elbette var. Yukarıdakilerden hangileri trafik kazalarında asli kusur sayılır? Arkadan çarpma, kırmızı ışıkta geçme, kavşaklarda geçiş önceliğine uymama. Şıklar 1-2-1-3-2-3-1-2-3. Doğru cevabımız D şıkkı 1, 2 ve 3 olacaktır. Yani arkadan çarpma asli kusur, kırmızı ışıkta geçme asli kusur, kavşaklarda geçiş önceliğine uymama yine asli kusur ki ikinci asli kusur sorusunu çözdük. Üçüncü şöyle bir tık daha zor ona da geleceğiz. Resimle görülen manevra hangi amaçla uygulanır? Kanamanın durdurulması için, dolaşımın değerlendirilmesi için, kemik kırıklarının tespit edilmesi için, yabancı cisim tıkanmalarında solunum yolunu açmak için. Doğru cevabımız değişik olacaktır değil mi? Bakın kadın ne yapmış böyle nefes alamıyor sanki değil mi? Aynen öyle tam tıkanmış arkadaşlar nefes alamıyor, konuşamıyor, öksü, öksüremiyor, acı çekerek böyle ne yapıyor? Ellerini boyuna doğru götürüyor. Yani kişi tam tıkanmıştır ve hemen hemlik manevrası uygulanır. Nasıl aklımıza tutuyorduk? Yeni gelen arkadaşlarım için söylüyorum. Gemlik zeytini vardır ya hani işte o gemlik zeytini Allah korusun diyelim yine boğazımıza kaçması sonucu kişi hani nefes alamaz, öksüremez, konuşamaz işte hemlik gemlik hemlik gemlik şeklinde aklımıza da tutuyorduk arkadaşlar 15. Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapılan yanlış bir uygulamadır? Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden yukarıda tutmak, kanayan damarın üzerine basınçla sargı uygulamak, kanayan bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak, kanayan damarın üzerine bastırmak. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak diyor. Olur mu öyle şey? Tam tersi yukarıda tutacağız. Şimdi kanama neydi? Herhangi bir nedenle kanın damarlardan dışarı akması durumuydu değil mi? İç kanama neydi? Genellikle dokuların organların içine ya da vücut boşluklarına doğru akmasına bize iç kanama diyorduk arkadaşlar. Eğer vücut dışına çıkıyorsa ona da dış kanama Diyorduk. ve daha sonra şunları söyleyebiliriz bakın eğer bir kanama var ise öncelikle kanayan bölge şöyle sargı bezi ile veya eğer elimizde sargı bezi yoksa temiz bir bezle kapatıp sarıyoruz arkadaşlar ee, ve elimizde de baskı uyguluyoruz yani basınç uyguluyoruz diyelim ki kanama durmadı ne yapacağız ikinci bir bezle ilk beze dokunmadan bakın ikinci bir beze ilk beze dokunmadan tekrar kanayan bir bölge üzerine yeniden baskı uygulayacağız. Yine kanama durmuyorsa işte o zaman da kanayan bölgeyi şöyle yukarı kaldıracağız. Yani kalp seviyesini üstüne tutacağız. Böylece kanama bölgesindeki kan basıncının düşmesini sağlayacağız arkadaşlar. 16. Verilenlerden hangileri trafik kazalarında sürücüler için asli kusurlu sayılacak hallerdendir? Şu bir tık daha zor arkadaşlar değerlerine göre bu soru. Birincisi geçme yasağı olan yerlerden geçme. İkincisi kavşaklarda geçiş önceliğine uymama. Üçüncüsü doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma. Dördüncüsü kırmızı ışıkla trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme. Şıklar 1-2, 1-3-4, 2-3-4, 1-2-3-4 Doğru cevabımız D şıkkı 1-2-3-4 Yani yukarıdakilerin hepsi asli kusur arkadaşlar. Bakın geçme yasa olan yerlerden geçiyoruz değil mi? Asli kusur. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymuyoruz. Manevraları yanlış yapıyoruz. Trafik işaretinde hani durmuyoruz, geçiyoruz. Ya da trafik görevlisi dur diyor. Durmuyoruz, geçiyoruz. Bunlar asli kusurdu. Geldik 17'ye. Kaza geçirmiş araç içindeki yaralara herhangi bir yangın ihtimaline karşı yapılması gereken ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir? Aracın çevresindeki yanıcı maddelerin uzaklaştırılması, araç çalışır vaziyetteyken yaraların hemen oradan uzaklaştırılması, aracın kontağının kapatılarak yaraların oradan uzaklaştırılması, itfaiyeye haber verilip gelmesini beklenmesi. Doğru cevabımız... C şıkkı olacaktır. Bakın kaza geçirmiş bir araç var arkadaşlar. İçerisinde de yaralılar var değil mi? Ve yangın ihtimali de var. Yani bizim yapacağımız ilk iş hemen aracın kontağını kapatmak ve yaralı, yaralıları oradan uzaklaştırmak olacaktır. Bir diğer sam sorusu şu şekilde. Trafik kazası gördüğünde gerekli müdahale ve yardımları yapmayan sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır diyor. Yani biz gerekli yardımı ve müdahale yapmaz isek bize ne uygulanıyordu? Para ve Ceza puanı uygulanıyordu. Diğerindeyim. Aşağıdakilerin hangisindeki araçlar park yerine uygun şekilde park edilmiştir? Şöyle dikkatli bakalım arkadaşlarım. Doğru cevabımız 5 yakı olacaktır. Şöyle bir e, direksiyon sınavı sorusu olsun size. Neydi arkadaşlar? İki çizginin tam böyle ortasına aracımızı park ediyorduk değil mi? Diğerleri zaten yanlış park etmiş. Geldik 19'a. Şekle göre hangi numaralı şerit sürekli işgal edilemez? 1, 2, 3, 1 ve 3. Doğru cevabımız B şıkkı. 2 numaralı şerit sürekli işgal edilmiyordu. Orta şeritte sadece solumalarda kullanılabiliyordu. 20 İlk yardım sorusu daha. Atardamar kanamalarında kısa zamanda çoğu kan kaybetmemek için kanayan yer üzerine veya kanayan yere yakın bir üst atardamar bölgesine basınç uygulanır. Buna göre birincisi boyun diyor. ikincisi koltuk altı. Üçüncüsü köprücü kemiği üzeri. Velenlerden hangileri? Vücutta bu amaç için belirlenmiş basınç uygulama noktalarındandır. Yalnız 1, 1 ve 2, 1 ve 3, 1, 2 ve 3. Doğru cevabımız. 5 e şıkkı 1 2 ve 3 olacaktır. Yani boyun, koltuk altı ve köprücük kemiği üzere Şimdi basınç noktaları vardı arkadaşlar. Bakın e, şöyle söyleyelim. Kanamayı durdurma yöntemi de diyebiliriz aslında, değil mi? Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uyguluyorduk. E bakın nerelerde baskı uygulama yerleri? Boyun, koltuk altı, köprücük kemiği üzerinde mi? Şakak vardı, çene altı vardı. Kulak önü vardı, baş derisi yani alın kısmı, kasık iç kısmı değil mi? Bunlar bizim baskı noktalarımızdı. Diyelim bir kişi başında şöyle bir kanama var. Yani baş derisine bir kanama varsa şakak kemiği üzerine baskı uyguluyorduk. Veya işte kafa derisi ve şakak bölgesine bir kanama varsa kulak önüne baskı uyguluyorduk. Ya da işte yüz bölgesindeki kanamalarda şah damarı üzerine baskı uyguluyorduk değil mi? Ya da omuz ve boyundaki kanamalarda köprücük kemiği üzerine baskı uyguladık arkadaşlar eğer ayakta bir kanama varsa kısık iç kısmına baskı uyguluyorduk geldik 21'e vites kutusu bakımında aşağıdakilerden hangisi kontrol edilir yağ kaçağı asit kaçağı antiferiz kaçağı elektrolit kaçağı doğru cevabımız aşağıdaki yağ kaçağı kontrol ediliyordu arkadaşlar vites kutusundan bahsediyoruz 22'deyim Aşağıdakilerin hangisine kırık olduğuna ile tespit uygulaması yapılır. Kürek kemiği, ön kol kemiği, kaburga kemiği, köprücü kemiği. Doğru cevabımız B olacaktır. Ön kol kemiği arkadaşlar. Şimdi kırık demiştik, değil mi? Herhangi bir nedene bağlı olarak kemik dokusu bütünlüğünün bozulmasına biz kırık diyorduk. Kırıkta iki çeşit kırık vardı. Kapalı kırık vardı, açık kırık vardı arkadaşlar. Bakın kapalı kırıkta kemik bütünlüğü bozulmuştu ama deri sağlamdı. Yani dışarıdan baktığımız zaman hani hiçbir şey gözükmez, deri sağlam ama içeride kırık varsa biz buna kapalı kırık diyorduk. Açık kırık ise dışarıdan dışarıdan baktığımız zaman derinin üzerine kırık kırık Kemik uçları dışarı çıkmıştı arkadaşlar. Yani deri bütünlüğü bozulmuştu açık kırıkta. Kırık uçları dışarı çıkmıştı. Ve evet, tabi bu da beraberinde kanama ve enfeksiyon tehlikesi de taşıyordu. Hemen şöyle aşağı inelim. Bakın burası yine bizim için önemli arkadaşlarım. Dileyen e, buraya ekran görüntüsü olarak alsın. Bakın diz ile ayak arasındaki kemiklerde kırık varsa atelin boyu topuktan kalçaya kadardır sınav sorusudur. Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa topuktan koltuk altına kadar iç ve dış yandan atel tespiti yapılır. Bacak kemiği kırıklarında atel bulunamadığından iki bacak arasına yumuşak malzeme koyularak bacaklar birbirine bağlanır arkadaşlar. Şimdi atel dedik değil mi? Bakın atel nedir? Kırık kemik uçlarının dokulara zarar vermemesi için kırık bölgeyi hareketsiz hale getirmeye yarayan düz bir nesneydi arkadaşlar. Ve şunu şöyle bir yıldızlı not düşelim. Diyelim ki şimdi atal e, öyle her yerde kullanılmıyordu. Bakın köprücü kemiklerinde atal kullanılmaz. Kaburga ve kafa kemiği kırıklarında atal kullanılmaz arkadaşlar. Sınavlarda soruyorlar dikkat edelim. Geldik diğerine. Aksine bir durum yoksa ışıkla trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır? Durmalı. Yolu kontrol ettikten sonra geçmeli. İki çeşit hakkı yayaların olduğu için beklemeli. Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli. Durmadan dikkatli geçmeli. Doğru cevabımız değişik olacaktır. Yeşil ışık yanmakta arkadaşlar. Yani yeşil ışıkta duruluyor mu? Hayır değil mi? Durmadan dikkatli bir şekilde geçiyoruz. 24- Aşağıdakilerden hangisi 112'nin aranması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir? Kesin yer ve adres bilgilerini vermekten kaçınılması, kimin hangi numaradan aradığının bildirilmesi, 112 merkezi tarafından sorulan sorulara net bir şekilde cevap verilmesi, herhangi bir ilk yardım uygulaması yapıldıysa nasıl bir ilk yardım verildiğinin belirtilmesi. Doğru cevabımız A olacaktır. 112 arıyoruz arkadaşlar. Yani kesin yer ve adres bilgilerini vermekten neden kaçınalım değil mi? Kaçınacaksak niye arıyoruz? Yani geldik 25'e videoyu vermeyi lütfen unutmayalım. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabarit sınırlamasının olduğunu bildirir. Dikkati bakalım. Doğru cevabımız C şakı olacaktır. Yükseklik anlamında gabarit sınırlamasının olduğunu bize bildiriyor. A şakı 6 yazıyor T yazıyor orada bir de dingil var. Yani dingil başına 6 tondan fazla yük düşen taşıt giremez anlamında. B şakı genişlik var değil mi? Şöyle sağının soluna bakın levhanın genişlik gabarisi. C şakı yükseklik gabarisi dedik. D şakı da uzunluk gabarisi arkadaşlar unutmayalım. Aşağıdakilerden hangisi kırık, çakık ve burkulmaların tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardandır? Yaralı bölgenin düzeltilmeye çalışılması, yara varsa üzerinin temiz bir bezle kapatılması, tespit yapılırken yaralı bölgenin harekete ettirilmesi, tespit edilecek bölgenin sadece sert malzeme ile kaplanması. Doğru cevabımız Beş şıkkı olacaktı. Bakın kırık, çıkık ve burkulmadan bahsediyoruz. Yara varsa üzerini temiz bir bezle kapatacağız. Düzeltmeye çalışmıyoruz. Hareket ettirmiyoruz. Sert malzemede değil. Şimdi arkadaşlar burkulma ve çıkık hareketli oynar eklem yüzeylerinde görülüyordu. Kırık nerede görülüyordu? Kemik olan her yerde görülüyordu. Şimdi oynar eklem yerleri nereler arkadaşlar? Hani sınavlarda da geçiyor. Bakın el değil mi? Oynar eklem yeri. Ayak bilekleri yine aynı şekilde. Dizimiz değil mi? Oynar eklem yerleri. Dirsekler. Bakın bunlar oynar eklem yerleriydi arkadaşlar. Ve bir kazazede de kırık, çıkık, burkulma varsa bunlar da hareket sistemini bakın hareket sistemine ilgilendiren konulardandı. Şimdi bir kişi düşünelim. Kırık, çıkık, burkulma her neyse ilk yardım uygulaması olarak yapılması gereken ilk şey neydi? Yaralıya uygun pozisyon vermekti. Uygun pozisyon verdikten sonra hasar gören o bölge e, hemen sabitlenirdi ve kişinin hareketsiz hareketsiz kalması sağlanırdı arkadaşlar. E, diyelim ki hareket ettirdik ya da hareket ediyor. E, ne olacak? Bir kırık düşünelim. İşte o kırık kemik uçları hareket ettikçe batacak ve dokulara ve e, hayati organlara zarar verecek arkadaşlar. Bu yüzden hareketsiz e, kalması sağlanıyordu. Ve yine kırık ve çıkıklarda ağrı ve şişliği azaltmak için hasar alan bölge şöyle kalp seviyesinden yukarı kaldırılmalıydı. E, soğuk uygulama zaten yapabiliyorduk değil mi? Şişmesin, hani morarmasın diye. 27. değim videoyu beğenmeyi lütfen unutmayalım. Aşağıdakilerden hangisi çok sayıda yaralının bulunduğu olay yerinde uzun korkması olan bir kazazedeye turnike uygulayan ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır? Çift kemik bulunan bölgeye uygulaması, tel, lastik, ip gibi malzemeleri kullanması, uygulanan bölgenin üzerine sargı beziyle kapatması, kazazedenin alnına turnike ya da T harfi yazması. Doğru cevabımız değişikliği olacaktır. Bakın turnikeden bahsediyoruz. Kazazenin alnına turnike ya da T harfi yazılması doğru olacaktır. Bakın turnike tekrar söylüyorum. Kanama durdurma yöntemiydi arkadaşlar. Sıkma bağı da deniliyordu. Kanayan yer ile kalp arasında tek kemik üzerine sıkma bağı uygulanarak yapılıyordu arkadaşlar. Bizim buradaki amacımız kanama durdurmaktı. Kanamayı durdurmaktı ve kanama durdurma yöntemiydi. Geldik diğerine. Aşağıdakilerin hangisindeki arıza sinyal lambalarının yanmamasına sebep olur? Distribütördeki, marş motorundaki, bujilerdeki, flaşördeki. Doğru cevabımız. D şıkkı olacaktır. Eğer flaşörde bir arıza varsa sinyal lambaların yanmamasına sebep oluyordu arkadaşlar. Hani biraz önce sor, çözmüştük ya tekrar hatırlayalım. Sinyal verildiğinde gösterge panelinde sinyal lambası ikaz ışığı böyle çok sık yanıp sönüyorsa sebebi neydi? Hatırladınız mı? Sinyal lambalarından biri yanmıyordu. Bu yüzden e, gösterge panelinde böyle sık sık yanıp sönüyordu arkadaşlar. Daha sonra ampullere gelelim. Şimdi ampuller sık sık patlıyorsa arıza neredeydi? Şarj sistemindeki regülatör dedi. Yani şarj sistemindeki regülatör arızalanmıştı. Daha sonra e, far anahtarındaki arıza farların yanmamasına sebep oluyordu arkadaşlar. Geri vitesteyim. Geri vites lambalarından biri parlak bakın biri parlak yanıyor. Diğeri sönük yanıyorsa bunun sebebi neydi? Lamba bağlantısında oksitlenme vardı ve yine aracın farlarında arıza giderme veya far değişimi yapıldıktan sonra yapmamız gereken bir ayar vardı. Neydi o sınavlarda da soruluyordu. Far ayarıydı arkadaşlar unutmayalım. Sinyal lambaları aracın sağ ve sola dönüşünde etraftaki diğer araçları ikaz etmek amacıyla yanıyordu. Bunu da hatırlamış olduk. 29. Fazla eğilme yollarda karşılaşma hallerinde çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse güvenli geçişi sağlamak üzere inen araçlar sığınma cebide yoksa hangisini yapmak zorundadır? Motorun çalışmasını durdurup vitesi boşa alarak inmek, çıkan araç için manevra imkanı bulunmadığının açıkça anlaşılması halinde geri gitmek, çıkan aracın sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmak, çıkan aracın geri gitmesini beklemek. Doğru cevabımız. D şıkkı olacaktı arkadaşlarım. İlmi bir yol var. iki tane araç karşılaşmış. Yani çıkan araç için manevra imkanı bulunmadığının açıkça anlaşılması halinde geri gitmek zorunludur. Geldik 30'a. Aşağıdakilerden hangisi sürüş yeteneğini etkilen zihinsel süreçlerden biridir? Öfke, eşitme, yaş, bedensel sakatlık. Doğru cevabımız. A şıkkı sürüş yeteneğini etkilen zihinsel süreci soruyor bize. Öfke. 31'deyim. Aşağıdakilerde hangisi yaralı taşımalarında iki yardımcının uyması gereken kurallardan biri değildir? Kendi sağlığını riske atması, kalkarken ağırlığı kalça kaslarına vermesi, sırtın gerginliğini korumak için dizlerini bükmesi, yön değiştirirken ani dönme ve bükülmelerden kaçınması. Doğru cevabımız şıkkı olacaktı. Bakın bir ilk yardımcıdan bahsediyoruz ve yaralı taşımadan bahsediyoruz. Yani kendi sağlığını riske atmayacak ilk yardımcı. Tabii ki öyle kalça kaslarını verebilir ve yani sırtın o gerginliğini korumak için dizlerini bükebilir ve ani dönme ve bükülmelerden de kaçınacak. Çünkü ilk yardımcı yaralı taşıyor ve kendi sağlığında riske atmayacak. 32. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazası grubuna girer? Virajı alamayan aracın devrilmesi, karayoluna park etmiş olan aracın yanması, karayolunun doğal nedenlerle trafiğe kapanması, duran otomobil üzerine inşaat halindeki binadan tuğla düşmesi. Doğru cevabımız aşık olacaktır. Trafik kazası arıyoruz arkadaşlar. Bakın virajı alamayan aracın devrilmesi. Demek ki bu kişi viraja hızlı giriyor ve e, hızlı girdiği içinde virajı alamıyor. Aracı devreye. Bu bir trafik kazasıdır. Ama diğerleri bakın doğal nedenlerle oluşuyor. Hani park etmiş olan aracı kendi kendine yanabilir değil mi? Ya da işte doğal nedenlerle trafiğe kapanabiliyor karayolu. Ya da işte e, duran otomobilin üzerine Allah korusun ama inşaat halindeki binadan tuğla düşmesi. Bunlar trafik kazası değil. Trafik kazası aşıkı. Geldik 33'e. Aşağıdakilerden hangisi su soğutmalı motorun soğutma sistemi parçasıdır? Karter, külbütör, radyatör, karbüratör. Doğru cevabımız Değişiklik olacaktır. Su soğutmalı motorun soğutma sistemi parçası olan radyatörde soğutma suyuna depoluk ediyordu değil mi? Radyatöre konulacak su peteklerin üzerinde olmalıydı arkadaşlar. Ve e, radyatör hortumlarında eğer bir çatlak varsa biz onu hemen değiştiriyorduk. Daha sonra orada ne var? Karbüratör var değil mi? 3 tane yanmalı motorlarda motorun silindirlerinde yanacak olan benzin hava karışımını sağlayan aygıtı arkadaşlar. Hani aklınıza böyle karışıma gelsin olur mu? Daha sonra ışıklarda ne var? E, Karter var. Bakın, karterde şu şekilde söyleyelim. Yağlama sisteminin parçasıydı karter. Kartardaki yağ basınçlı olarak motor parçalarına gönderen de yağ pompasıydı. Karter hangisine depoluk ediyordu? Motor yağına depoluk ediyordu arkadaşlar. 34'teyim. Şekildeki aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapabilir? Görsele dikkatli bakalım. Sağa dönüş, sola dönüş aynı yönde ilerleme. Yalnız 1, 1 ve 2, 2 ve 3, 1, 2 ve 3. Doğru cevabımız değişik olacaktır. Yani araç sağ tarafa dönebilir, sol tarafa dönebilir, aynı yönde ilerleyebilir. Oradaki levhamız giriş olmayan yol anlamında, yani taşıt giremez anlamında. Ee, ama aracın ne gerisine kalıyor değil mi? Yani araca bağlayan bir levha değil. 35, Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur? Aşırı hız yapılması, frenlerin ayarsız olması, rolanda ayarının bozuk olması, lastiklerin havasının az olması. Doğru cevabımız Ayşe olacaktır sürücüden kaynaklı yani benim ile alakalı ben aşırı hız yapabilir miyim yaparım demek az benim ayağımın altında basarım gider aşırı hız yapabilirim ve bu benim ile alakalı yani sürücü ile alakalı sürücüden kaynaklanan kusurdur ama diğerleri hani bakın frenler ayarsız e, rolant ayarı bozuk lastiklerin havası az bunlar araç ile alakalı 36. Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için hangisini yapılması doğrudur? Fazla süratten kaçınılmalı. Ani duruş ve kalkış yapılmalı. Sürekli sert ve ani fren yapılmalı. Araç üstü tavan bagajı kullanılmalı. Doğru cevabımız. A şıkkı olacaktır. Yakıt tasarrufu sağlamak istiyorsak öyle fazla süratten kaçınacağız arkadaşlar. 37. Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur? Görselimize dikkatli bakalım. 3 numaralı aracın takip mesafesini azaltması, 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçişine yardımcı olması, 2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçmesi, 2 numaralı aracın hızını artırması. Doğru cevabımız. B şıkkı doğru olacaktır. 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçişine yardımcı olması. 3 numaralı araç ne yapıyor? Sollamak, sollamak istiyor değil mi? İşte onun geçişine yardımcı olabilir. Ne yapmayarak? Gaza basmayarak, hızlanmayarak ya da kendi önündeki aracı geçmeye çalışmayarak yardımcı olur. Geçilmekte olan araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Hızını artırmalıdır, bulunduğu şeride izlemelidir, öndeki aracı geçmeye çalışmalıdır, Dönüş lambalarıyla geç işareti vermelidir. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktı. Bakın geçilmekte olan araç sürücüsünden bahsediyoruz. Yani ben aracı sürüyorum. Benim arkamdaki şoför beni sollamak istiyor. Geçmek istiyor. Yani ben bulunduğum şeridi izlemeliyim arkadaşlar. Hızımı artırmamalıyım. Biraz önce söylediğim gibi kendi önümdeki aracı geçmeye çalışmamalıyım. Veya işte dönüş lambasıyla geç işareti vermemeliyim. Trafik kazası gördüğünde gerekli müdahale ve yardımları yapmayan sürücüye hangisi uygulanır? Hani biraz önce söylemiştim. Sürücü belgesinin süresiz geri alınması, ağır hapis cezası, para ve ceza puanı, trafikten man cezası. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Trafik kazası gördük, müdahale etmedik, yardım yapmadıysak para ve ceza puanı uygulanıyordu. 40'tayım. Arıza nedeniyle yolda kalan araçların sürücüleri tehlikeye meydan vermemek için hangisini yapmalıdır? Aracın vitesini boşa almalı, araçta gözcü bulundurmalı, aracın kapılarını açık tutmalı, aracı yol dışına veya bankete çıkarıp işaretlemeli. Doğru cevabımız Değişik olacaktı arkadaşlar. Bakın aracım arızalandı. Yolda kaldım işte. Ne yapacağım ben? Yani, trafikte akıyor tabii bir yandan da e, hemen aracı yol dışına veya bankete çıkarıp çıkarıp işaretleyeceğim. Yani şeritlerde duraklama yapılmıyor arkadaşlar. Aracınız arızalandıysa sayar şeritte de değil, hemen böyle sağ tarafa çekeceksiniz, bankete geçeceksiniz. 41 Park halindeki araca çarpan sürücünün hangisi yapması yanlıştır? Aracın sahibini bulamaz ise yazılı bilgi bırakması, zarar fazla değilse olay yerinden uzaklaşması, zarar var diye aracın sahibini bulması, trafik görevlisine haber vermesi. Doğru cevabımız B şıkkı yanlış olacaktır. Tamam olabilir. Ee, hani parkandaki araca çarptık diyelim. Hemen arkadaşlar aracın sahibini bulmaya çalışacağız. Diyelim ki bulamadık. Yazılı bilgi bırakacağız. Veya e, trafik görevlisine haber de verebiliriz. Ama zarar fazla değil ya. Bir şey olmaz deyip olay yerinden uzaklaşmak doğru değildir. Aynısı bizim başımıza da gelebilir. 42 Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulması konusunda hangisi doğrudur? Sadece şehir içi taşımacılık yapan araçlarda zorunludur. Sadece şehir arası taşımacılık yapan araçlarda zorunludur. Motorlu araçlarda motorlu bisiklet, motosiklet ve traktör hariç zorunludur. Sadece A1, A2 ve F sınıfı belgeyle kullanılan araçlarda zorunludur. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Bakın ilk yardım çantası bulundurmada traktör, motosiklet, motorlu bisiklet, iş makinesi hariç tüm motorlu taşıtlarda, şeyler arası yolcu taşıyan otobüslerde, otomobillerde bulundurulması zorunluydu arkadaşlar. İlk yardım çantasında neler bulunuyordu hatırlayalım mı bir daha? Üçgen sargı bez, gazlı bez, makas, çengali, iğne, turnike, yara bandı, eldiven, el feneri, yanık örtüsü, esmark bandajı bunlar bulunuyordu hangisi bulun, bulunmuyordu sakıncalı olanlar bakın tatür diyor değil mi bulunmuyordu oksijen su merhem pamuk serum kağıt madil ağrı kesici ilaç yarı yanık merhemi bunlar bulundurulmuyordu. Aşağıdakilerden hangisi bir kazazede de soluk yolunun açık ve solunumun yeterli olduğunu göstergesidir. Göğüs kafesinin hareket etmemesi, kazazedenin bilinçli olması ve zorlanmadan konuşabilmesi, solunumun hırıltılı ve horlama şeklinde olması, solunumun yüzeysel ve çok hırıltılı olması. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Kazazede, kazazede bilinçliyse arkadaşlar ve zorlanmadan da konuşabiliyorsa tamam sıkıntı yok. 44. Emniyet şeritlerini kullanım amacı hangisi olamaz? Ambulansın hasta taşıması, görevi dışına çeker kullanan araçların ulaşım yoludur. Trafik kazalarına güvenli alan olarak kullanma, acil durumda durma veya duraklama. Doğru cevabımız. B şıkkı olamaz. Emniyet şeridinden bahsediyoruz arkadaşlar. Tabii ki ha ambulansın hasta taşıma yoludur değil mi? Acil bir durumda durma ve duraklama yeridir. Trafik kazalarına güvenli bir alandır arkadaşlar. 45. Kaza yerine ulaşan ilk yardımcının öncelikle yapması gereken nedir? Kendini ve yaraların güvenliğini sağlamak, kazayı yetkilere haber vermek, yaraları araçtan çıkarmak, yaraları belirlemek. Doğru cevabımız. Aşıklı olacaktır. Bir ilk yardımcı düşünüyoruz. Kaza yerine ulaşmış, öncelikle kendisini ve yaraların güvenliğini sağlamak, öncelikle yapması gereken işlemdir. 46- Kaza zedinin solunum yapıp yapmadığı baktiğini hisset yöntemiyle 5 saniye süreyle kontrol ediliyor. Aşağıdakilerden hangisi bu yönteme ait olarak ilk yardımcının yaptığı bir uygulama değildir. Yüzünü kazanzedenin ağzına yaklaştırarak solu yanağında hissetmeye çalışması, eli ile göz kafesi hareketlerini hissetmeye çalışması, göz kafesinin solunum hareketlerini gözlemesi, eli ile göz kafesi merkezine bas uygulaması. Doğru cevabımız D şıkkı değildir arkadaşlar. Bakın ele ile göz kafesi merkezine bası uygulaması diyor. Bakın biz vaktini hissetten bahsediyoruz değil mi? Bası yoktu. Bir önceki soru bir önceki soru videosunda da anlatmıştım. Belediyeler aşağıdakilerden hangisini yapmakla görevli değildir? Sorumlu olduğu yollarda yer işaretlemeleri yapmak, karayollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, çocuklar için trafik eğitim tesisleri yapmak veya yaptırmak, sorumlu olduğu yollarda gerekli görülen yerlere trafik levhaları koymak. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Yani karayollarındaki işaretleme standartlar, standartlarını tespit etmek belediyelerin e, Değil değil karayolları genel müdürlüğünün görevi yetkisidir arkadaşlar. Yine konuşamadım. Şimdi iki tane yıldızın not verelim ve diyelim ki belediye sınırları dışında diye başlarsa sınav sorumuz. Hemen gidin karayolları genel müdürlüğü olan şıkkı bulun işaretleyin. E, yine sınav sorumuz belediye sınırları içerisinde diye başlarsa işte o zaman da şıklarda belediyeyi işaretlersiniz. E, Erkeklere arkadaşlar bakın Karayolları Güvenlik Kurulu vardı değil mi? Sizin burada anahtar kelimeniz başkanın başkanlığında bakın başkanın başkanlığında eğer e, bu şekilde sınav sorusu varsa yani başkanın başkanlığında karyolu Güvenliği konusunda hedefleri belirlemek, uygulamak amacıyla oluşturulan kuruldur. Aşağıdakilerden hangisidir derse Karayolu Güvenlik Kurulu'nu işaretlersiniz. Anahtar kelimeniz başkanın başkanlığında eşittir Karayolu Güvenlik Kurulu. Bunu da söylemiş olduk. 48 Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü hangilerini yapmalıdır? Sola dönüş danmasını yakmalı, hızını azaltmalı, geniş bir kavise dönmeli. Işıklar yalnız 1, 1 ve 2, 2 ve 3, 1, 2 ve 3. Doğru cevabı D şıkkı 1, 2 ve 3 olacaktır. Sola dönüş yapmak istiyor değil mi? O zaman sol sinyali yakacak. E hızını tabii ki azaltacak. Çünkü dönüşlerde hız azaltılıyordu. Sol olduğu için geniş kavise dönecek. 49 Şekildeki araç sağ dönüş esnasında aşedeklerden hangisini yapması yanlıştır? Dar kavise dönmesi, geniş kavise dönmesi, karşıya geçen yaya yol vermesi, dönüş sonrası gidişe ayrılmış en sağ şeride girmesi. Doğru cevabımız. B şıkkı yanlıştır. Ne tarafa dönüyor? Sağ tarafa. E, sağ dönerken geniş mi dönülüyordu? Hayır. Dar dönülüyordu değil mi? Aynen öyle. 50 51. sorun cevabı sizde. Şekil eki trafik işaretini gören sürücünün hangisini yapması yanlıştır? Yolu kontrol etmesi, öndeki aracı geçmesi, aracının hızını azaltması, geçiş hakkını yayalara vermesi. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Oradaki levhamız yaya geçirdi. Levhası yani öndeki aracın geçilmesi yanlıştı. 51 51'deyim bu sorunun cevabını sizlerden bekliyorum. Aşağıdakilerden hangisi? Trafikte güvenliği tehdit eden unsurlardan birisi değildir. Artış hızına uyumlu bir şekilde gerekli yol çalışması ve düzenlemenin yapılması trafik ortamındaki sürücü ve yayaların artması, kişilik özelliklerinden kaynaklı riskler, artan stresli ve güç yaşam koşulları. Arkadaşlarım buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Video işinize yaradıysa lütfen beğeni paylaşmayı unutmayın. Yeni sorular yayınlamaya devam edeceğim. Abone olup bildirimleri de mutlaka açalım. Sınav öncesi bir soru bir açıklama emin olun sizler için çok çok önemli ve animasyon sorularına da mutlaka bakmaya çalışın. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum.